Değerli yatırımcılar, değerli takipçilerim, hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Uzun bir, yani bir haftalık bayram tatilinin ardından tekrar birlikteyiz ve aslında bakarsanız bayram tatil diyorum ama bayram tabirinden sonraki kelime, yani tatil kelimesine çok daldanmayın da çünkü herhangi bir şekilde tatil yaptığımız yok, tatil yapmadık. ABD cephesinde açıklanan enflasyon ve özellikle de dün gece yaşanan en sıcak gelişme, malum İran-İsrail çatışması şu anda başlamış durumda ama bu çatışmanın burada da noktalanmış olma ihtimali de çok kuvvetli. Şimdi konuya çok hızlı bir giriş yapacağım çünkü bu konu hakkında gerçekten ciddi anlamda kafalar çok ama çok karışık. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlıyor olma ihtimali konuşuluyor, başlamış olduğunu dile getirenler var. Yani gerçekten durum bu derece negatif mi, bu derece korkulan bir durum mu var? Gelin dilerseniz bu konuları biraz sizinle beraber tartışalım ama. İlk etapta şöyle hafızanızı tazeleme noktasında size bir hikaye anlatmak istiyorum. Tarihler 3 Ocak 2020'yi gösterdiğinde. Hepiniz hatırlayın. Şimdi zaten size hikaye ve masal tarzını anlatacağım. Zaten net bir şekilde hafızanızı da tazelemiş olacaksınız. Az önce de bahsettiğim tarihler 3 Ocak 2020'yi gösterdiğinde İran Devrim Muhafızları Komutanı ki İran cephesinde efsanevi komutan olarak geçer. Kasım Süleymani e, Suriye'de e, Amerika'nın saldırısına uğradı. Yani Kasım Süleymani'nin e, konvoyu Amerika'nın e, hedefinde oldu ve Kasım Süleymani ile beraber e, 10 kişinin de öldüğünü gördük, öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın yapmış olduğu saldırıdan sonra İran'ın efsanevi komutanı, İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani öldürülmüş oldu. E tabii ki İran bu konulardan çok sert mesajlar geldi. İşte Şeytan Amerika, Deccal Amerika, gazabımızdan siz de nemalanacaksınız, yok edeceğiz. Amerika için artık her şeyin sonu başlıyor tarzında bol keseden atmalar söz konusu olmaya başladı ve gerçekten çok sert bir tepkinin geleceğine ilişkinde bir beklenti söz konusu oldu. Dönemin başkanı da Amerikan, e, dönemin Amerikan başkanı Donald Trump. Çok büyük ihtimaldir ki bu Kasım yani bu yıl itibariyle Kasım seçimlerinde de yine Trump seçilecek gibi duruyor. Neyse şu an konumuz o değil. Konudan konuya atlamayalım. Şimdi İran Amerika'yı çok sert, çok keskin bir şekilde e, tehdit ederken ciddi bir karşılık bulacağını söylerken şöyle bir gelişme oldu. Şimdi 3 Ocak'ta Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra İran'ın Amerika'ya tepkisi 5 gün sonra gerçekleşti. Yani tarihler 8 Ocak 2022 e, özür diliyorum 2020 yılını gösterdiğinde Amerika'nın Irak'taki üstlerine İran füze saldırıları gerçekleştirdi ve hiçbir füze Herhangi bir şekilde Amerika'nın üstlerine isabet etmedi değerli yatırımcılar. Bakın hiçbir füze Amerika'nın üstlerine isabet etmedi ki bu füzeler de hassas füzelerdi. Süpersonik füzelerden bahsediyoruz. Yani 10 e, hedefin 8'ini e, 9'unu vuracak kadar kaliteli füzelerden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla herhangi bir şekilde füzeler Amerika'nın üstlerine denk gelmedi. Şimdi bu ondan sonraki süreçte bu olayın gerçekliğini bu olayın özünü bize Donald Trump Amerikan başkanlığından sonra açıkladı. Yani başkanlık görevinden düştükten sonra bir televizyonda yapmış olduğu açıklamalar var. Ve dedi ki Trump İran bize saldırmadan önce bize saldıracağını haber verdi. Ve aynı şu cümleleri söylemiş İran. Bakın Trump'ın e, yalancısıyım. Yani Trump'ın yapmış olduğu açıklamaları size aktarıyorum. Demiş ki İran Amerikalılara dinleyin. Bizim vallahi de billahi de başka seçeneğimiz yok sizi vurmak zorundayız. Çünkü siz bizi vurdunuz. E bizim de İran halkının gazını almamız lazım. Dünyanın gazını almamız lazım. Çünkü sonuçta bizim de kendimize bir saygımız var. O bakımdan dolayı susun sesinizi çıkartmayın. Şöyle bir 3-5 tane füze yollayalım. Biz de Amerika'yı vurduk. Öcümüzü aldık. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin öcünü Amerika'nın üstlerini Irak'ta vurarak aldık tarzında şovumuzu yapalım dediler bize. E ben de düşündüm. Ekibimle oturduk. Toplantı yaptık, yemek yedik, çay içtik, kahve içtik. Aradaki bu e, yeme içme döneminde de e, bu konuyu masaya yatırdık. Ve dedik ki ya bizim bunu anlayışla karşılamamız lazım. Çünkü biz onları vurmuştuk. Onların da bir şeyler yapması gerekiyordu. Yani biz de bir şeylere izin vermek zorunda kaldık. Ve dolayısıyla da İran'dan gelen bir diğer garanti de şuydu diyor Trump. Evet size bir füze saldırısı gerçekleştireceğiz, üstlerinizi vuracağız. Hatta Irak'taki işte şu, 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 şu ee, üstlerinizi vuracağız. Dediler bize diyor Trump, İran için ve bu e, füzeleri herhangi bir şekilde sizin üstlerinizde de isabet etmeyeceğinin garantisini de veriyoruz. Açıklamalarında bulunmuşlar. Az önce de bahsettim, Trump bu şekilde söylüyor. Zaten dikkat edin, bakın o dönemin yani 8 Ocak dönün, 8 Ocak 2020 Google'dan yazın zaten haberler net bir şekilde Google'da duruyor bir yere kayboldu yok. İran'ın Amerikan üstlerini vurdu, daha doğrusu İran'ın vurduğu Amerikan üstlerinde o gün asker yok, üstlerde kimse yok. Dolayısıyla zaten boş füze vurmuşlar ve minimumda 22 tane füzenin atıldığını görüyoruz ve herhangi bir şekilde üstlerin de vurulmadığını, üstlerin yanına düşen roketlerden de bahsedildiğinde zaten gördük. Dolayısıyla dolayısıyla şimdi bakın danışıklı dövüş yani tam olarak danışıklı dövüş demeyeyim ama hiçbir şey özellikle de devletler hukukunda hiçbir şey görüldüğü gibi değil. İran Amerika'yı vuruyor. Amerika İran'ı vuruyor. Amerika'nın İran'ı vurduktan sonra İran'ın yaklaşımı. Hadi diyelim ki Trump'ın söyledikleri doğru değil. Uyduruyor bir yerinden. Bilemiyorum. Ama yaşanan gelişmeyle Trump'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığın zaman gerçekten birebir örtüşüyor. Yani İran'ın atmış olduğu füzelerin Amerikan üstlerini vurmaması, yanına düşmesi, hadi bir tanesi iki tanesi gelir diye üstlerde herhangi bir görevlinin olmaması ve ne hikmetse koskoca Amerika Irak'ı zapt ettikten sonra sadece askerlerin çekmiş olduğu üstlere İran bombalarının düşüyor olması buralar çok net bir şekilde düşündürücü. Öncelikle bunu bir kere cebinize koyun. Gelelim düneye. İsrail ne yaptı? Suriye'deki e, İran e, konsolosluğunu vurdu ve İran'ın bir generalini öldürdü. Tu ile beraber başka ölenler de var. İran yine ne dedi? Şeytan İsrail, Deccal İsrail, Siyonistlere ölüm, Yahudilere ölüm, işte e, Müslümanlık kazanacak tarzı yine bol keseden atan, dini savaşlara doğru işin boyutunu değiştiren ya da çok kuvvetli, çok net, çok keskin tehditlerde bulunan bir ülke hüviyetine büründü. Dün bakıyorsunuz kamikaze dronlarıyla yani süpersonik füzelerin bile çok fazla kullanılmadığı yani yanlış hatırlamıyorsam 200 tane falan drone saldırısı var ve bu drone saldırılarının %99'u havada imha edilmişti. Amerika imha etmiş, İngiltere imha etmiş. Bu iki ülkede bunu söylüyor diğer taraftan yine demir kubbe sistemiyle beraber imha edilenler var. Dün gördüğüm kadarıyla yalnız sadece 2 ya da 3 tane füzenin ya da kamikaze dronunun İsrail'e hatta Kudüs çevresinde düştüğünü gördük. Şimdi bakın bu saldırıdan önce şöyle söylenler çıktı. İran Amerika ile görüşme halinde diye söylemler çıktı değerli yatırımcılar. Bu söylemlerin ana teması şuydu. İsrail bizi vurdu. Dolayısıyla bizim de İsrail'i vurmamız gerekiyor. Ama bakın biz işte şunları 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 yapacağız. Sesinizi çıkartmayın. İsrail ciddi bir yara almayacak. Sadece bizim de İsrail'e saldırabilecek kapasitemiz ve cesaretimizin olduğunu göstermemiz gerekiyor hem dünyaya hem de İran halkına. Bu tarz konuşmalar var demiyorum ama İran'ın saldırısından önce özellikle de yabancı medyada işte CNN gibi, Reuters gibi küresel ölçekteki önem derecesi büyük popüler e, medya gruplarında bu haberler çıktı. Şimdi bugün geliyorsunuz bakıyorsunuz CNN'de bir haber var. CNN'deki haber diyor ki Biden İsrail'in net bir şekilde arkasında yani Amerika olarak Biden yapmış olduğu açıklamada Amerika İsrail'in net bir şekilde arkasında ama Netanyahu'ya şöyle bir uyarı gitti. Eğer dün geceki İran'ın yapmış olduğu saldırıya karşı bir cevap verirseniz ki İran'ı hatırlayın ne dedi İran dün? Saldırı sonlanmıştır. Bundan sonra herhangi bir saldırı İsrail'e düşünmüyoruz. Ama İsrail bize saldırırsa bu sefer cevabımız daha sert olacaktır. Ki dünkü e, yapılan saldırı çok sertmiş gibi. Zaten sert de olmasın. Savaş çıkmasın. Bir de bizim topraklarda yani Orta Doğu'da e, yeni bir göç dalgası e, İran ile olan e, ekonomik işbirliğimiz, İsrail'le olan yine e, beğenin, beğenmeyin, sevin sevmeyin. Ama sonuçta İsrail'e de bizim bir ekonomik işbirliğimiz var. Dolayısıyla eee hem turizm hem de ihracat hem ithalat noktasında e, Orta Doğu ile gerçekten e, böyle kenetlenmiş durumdayız. Bunu bir kere yani bundan kaçışımız yok. Dolayısıyla bizim olduğumuz bölgede savaşın olmaması bizim tabii ki çıkarımız olan bir şeydir. Şimdi dolayısıyla İran bunu çok net bir şey dedi ki yani bizim artık hani saldırdık. İşte 200 tane drone 6 tane füze gönderdik. Düştü mü düşmedi mi patladı mı? Onlar da tabii ki diyecekler ki hani e, çok iyi bir e, noktaya geldi füze çok iyi yerleri vurduk, istediğimiz yüzde başarılı, başarılıyız, istediğimiz oldu tarzında söylemlerde bulunacaklar. Bunlar çok normal, çok doğal şeyler. Ama işin aslı söyledik, bunu hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan şunu anlatıyordum. Biden Netanyahu'ya bir uyarı göndermiş. Demiş ki dünkü İran'ın yapmış olduğu cevaba karşı bir cevap verirseniz savunma olarak okey Amerika sizin arkanızda ama Saldırı olarak sizi desteklemeyeceğiz açıklaması var. Yani aslına bakarsanız şimdi Biden'in yapmış olduğu açıklama e, e, dünkü İran'ın saldırısından önce medyaya çıkan işte e, İran yapacağı saldırının ayrıntılarını Amerika'ya e, söyledi, e, Amerika Amerika ile paylaştığı Amerika'nın bu plan e, plandan haberi vardı tarzındaki medyaya düşen haberler de sanki doğrular nitelikte. Şimdi dolayısıyla tüm bu noktaya geldiğimiz zaman ben size bunları niye anlatıyorum? 2020 yılında yaşanan gelişmeler. Bugün seç, e, seçim diyorum akıllar hala seçimde. E, bugün e, İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırının saldırıdan önceki e, medyaya düşen haberler ve Biden cephesinden, Amerika cephesinden yapılan açıklamalar şimdi birebir örtüşüyor. Dolayısıyla size şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki öyle İran İsrail'e birbirine girecek. Çok sert çok ciddi bir savaş ortamı olacak. E, Orta Doğu kan gölüne dönecek. Bu bütün dünyayı e, bir yangın yerine çevirecek. İşte İsrail'in arkasında Amerika İran'a saldıracak. E Amerika e, İsrail ile beraber İran'a saldırdığı için bu sefer Rusya ve Çin de Amerika'ya topyekün bir savaş açacak. NATO oradan çıkacak. Doğu blok oradan çıkacak derken e, işte kitle imha silahlarının, e, nükleer silahlarının da devreye gireceği dünyayı kasıp kavuracak bir 3. Dünya Savaşı. Yani bu bana çok mantıklı gelmiyor. Olamaz mı? Olabilir. Olasılığı var mı? Var. Sonuçta dünya iki tane Dünya Savaşı geçirmiş. 1. Dünya Savaşı ki bizim de Osmanlı Devleti'nde olduğu savaş 2. Dünya Savaşı'nda da Hitler e, Avrupa'yı komple e, yani neredeyse topyekün istila ettikten sonra e, Moskova'ya doğru yürürken yapılan stratejik hatalar e, ve e, Sovyet Sosyalist Rusya'nın da e, Almanya'ya kadar girmesi. Şimdi bunları yaşadı dünya. Tabii ki o dönemlerde de dünya savaşlarının çıkma ihtimali düşük görülüyordu bazı kesimler tarafından. Şu anda da 3. Dünya Savaşı'nın Çıkma ihtimali düşük görülüyor ama bu ihtimal var doğru ama bu gelişmeyle olacağını sanma Öncelikle onu net bir şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla bence çok korkulan bir unsur yok. E, i̇ki ülkenin birbirine diş göstermesi bir noktada tüm dünyayı kasıp kavuracak küresel e, ülkelerin e, topyekün bir savaşa girecek bir atmosfere doğru mu gidiyoruz? Belki o atmosfere gidiyor olabiliriz ama bu atmosfere gireceksek bile o atmosfer çok 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 sonraki yıllarda gerçekleşecektir. Bugünden yani olacak bir şey değil. Dolayısıyla ben bu meselenin bence benim şu anda hem siyasi okumam hem dış e, politika noktasındaki yapmış olduğum gözlemlerime dayanarak şunu net bir şekilde söylüyorum ki burası çok daha fazla büyümez. Ee, İsrail İran'ı kaşıdı. İran İsrail'e kendi çapında cevap verdi. İşte maç bir bir bitti. Dolayısıyla beraberlik maç böyle bitsin tarzında yaklaşan bir Amerika yaklaşan bir küresel dünya düzeni olabilir. Ben biraz daha bu e, senaryoya yakınım. Şimdi bu senaryonun gerçekleşme olasılığı az önce zaten size dile getirdik. 2020 yılında Trump'ın başkanlığı dönemindeki yaşanan süreci de size hatırlattım ki bugünkü süreçte o günkü süreci kıyasladığınızda aslında bakarsanız bir şeylerde kafada bir e, ışık yanmaya başlıyor yani bir şeylerle beraber. Yani bir ampul tık diye yanıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi diğer taraftan Finansal piyasalar nasıl tepki verir? Şimdi dünkü savaş ortamı tabii ki korkutucu. Tabii ki bir anda riskten korunma güdüsüyle kripto paralarda çok sert bir satış baskısı yaşandı. Ons altın fiyatları 2400 dolarların üzerine çıktı. Hisse senetlerinde borsalarda bir düşüş hareketi söz konusu oldu gibi gibi gibi. Yani Allah'tan bakın Allah'tan diyorum ki yani gerçekten Allah'tan ee, bizim Borsa İstanbul kapalıydı. Bayram tatilindeydi. Çünkü çok sert bir tepki verebilirdi. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü bu yaşandı. Zamanında, geçmişte baktığımız zaman Orta Doğu'da yaşanan çatışmayla beraber çok ciddi bir e, satış baskısına maruz kalan bir Borsa İstanbul söz konusu oluyordu. İsrail'in Gazze'ye girişini hatırlayın. ya Sanki biz İsrail'le e, birbirimize savaş ilan edip e, füzelerin uçtuğu, iki ordunun birbirine o, e, Orta Doğu'da girdiği bir atmosfer varmış gibi Borsa İstanbul'da %7'ler, %8'lerde bir günlük bir düşüş hareketi yaşandığını hatırlayın. Dolayısıyla biz hem ekonomik hem de e, sosyo-kültürel yapımız noktasında Orta Doğu'daki yaşanan gelişmelere çok e, bağımlıyız. Maalesef böyle. Ya yani Ülkemizi buradan alıp da başka bir yere götürecek bir durumumuz yok. Sosyal medyada bazı geyikler dönüyor. İşte Türkiye alıyorlar. E, İngilt İngiltere adasını, İrlanda adasını yanına yerleştiriyorlar gibi. Keşke olsa ama maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi dolayısıyla... Bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ama ben korkulduğu ölçüde bir unsurun en azından çok kısa vadede olmasını beklemiyorum. Dolayısıyla yarın yani bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da bir baskı unsuru olabilir mi? Olabilir. Bu baskı çok mu şiddetli olabilir? Şiddetli de olsa şiddetsiz de olsa ben şiddetinin bir miktarda alınabileceğini düşünüyorum. Yani çok çok kesin yani dünkü dün gece yaşanan gelişmelerle beraber bugün bu sabah mesela Borsa İstanbul'a bir giriş yapsaydık gerçekten belki de %4 %5'lik belki de devre kesen bir borsa İstanbul'da görebilirdik ama ben yarınki açılışın bu derece kötü olacağını düşünmüyorum olsa bile stres unsuru yaratmaya gerek yok ee, bence elinizdeki malı, elinizdeki isteği açılır açılmaz belli bir panik halinde kaptırmanıza gerek yok. Öncelikle onu söyleyebilirim. Ee, şimdi e, hali hazırda Borsa İstanbul'a girmişken de ve diğer finansal piyasalarda özellikle de altın fiyatlarına da bakmak istiyorum. Ee, gelin ilk etapta Borsa İstanbul 2020 yılındaki bu Trump'ın başkan olduğu dönemdeki Kasım Süleyman'ın öldürdükten sonraki İran ve Amerika sürtüşmesinden sonra nasıl bir Borsa İstanbul olmuş ve nasıl bir fiyatlama göstermişiz? Yarın hangi teknik seviyelerle güne başlayabiliriz? Ve ons altın cephesindeki fiyatlamaları gelin şöyle çok kısa bir değerlendirmeyi alalım. Evet şimdi gelin şöyle grafiklere bakalım. Şimdi değerli yatırımcılar bak şu bölgeye dikkat. Şimdi bakın burası 3 Ocak 2020. Açılış 1151. Kapanış 1136. Bakın burada Kasım Süleymaniye'nin öldürüldüğü tarih. 3 Ocak 2020. Sonra ne oluyor? Bir gün sonra yani kaçtan kapatmışız? 1136'dan kapatmışız. Bir gün sonra kaçtan kapatmışız? 1114 seviyesinden kapatmışız. Yani bakın şurada net bir düşüş hareketi var. Hatta 8 Ocak'ta 1128'lere kadar hatta 1107'lere kadar bir baskı olmuş ee, İsra, e, İsrail diyorum pardon İran'ın Amerika'ya saldırısından sonra hem bu saldırının çok güçlü, çok kuvvetli olmaması hem de herhangi bir şekilde Amerikan askerlerinde bir ölüm olmaması dolayısıyla bu saldırının Amerika'ya çok ciddi bir zarar vermediğinin görülmesiyle beraber Amerika'nın topyekün bir savaş yani Suriye'de yaptığını, Irak'ta yaptığını, hatta Afganistan'da yaptığını İran üzerinde de yapmayabileceği en azından bugün itibariyle yani şu tarihler itibariyle yapmayacağının görülmesiyle beraber Borsa İstanbul bakın 8 Ocak'ta şöyle bir kapanış olmuş. 1128 seviyesinde kapatan Borsa İstanbul bir gün sonra yani 9 Ocak'ta 1179'lara kadar çok hızlı bir yükseliş hareketi yaşanmış zaten yaşanan yukarı doğru fiyatlamayla beraber 1240'lara kadar da endeks yükseliş hareketine devam etmiş. Dolayısıyla aynı böyle bir fiyatlama olabilir. Yani yarınki açılışla beraber Borsa İstanbul'da aşağı yönlü bir fiyatlama onun değer ölçüsünü çok kestiremiyorum açık söylemek gerekirse yani dedim ya Dün yaşanan e, gelişmenin ardından bu sabah mesela bugün pazartesi olsaydı ki e, bugün günlerden pazar ve saat 15.41'de bu videoyu çekiyoruz. Sonradan izleyenler için de bu hatırlatmaya geçeyim. E, borsa İstanbul'da %4'lük %5'lik bir düşüş devre kesen bir borsa İstanbul'da olabilirdi. Hatta %5'leri aşkın bir %7 %8'lik bir düş bile olabilirdi ama pazartesi günü ben bu ölçüde bir gevşem beklemiyorum. Öncelikle söyleyeyim yani devre kesen bir borsa İstanbul tabii ki gün devam ediyor yakından takip edeceğiz. Yakından bakacağız. Ekstra bir gelişme olursa farklı senaryolar konuşulabilir ama dünkü meseleyle kapanırsa durum ben yarın bayram sonrası, bayram tatili sonrası Borsa İstanbul'daki haftanın ilk işlem günü daha pozitif bir görüntüyle e, geçirebileceğimiz düşünüyorum. Ya da e, daha net bir cümle kurmam gerekirse satış baskısının daha minimal düzeyde kaldığı ve ardından bu haftanın genelinde yukarı doğru toparlayan bir Borsa İstanbul görülme ihtimali kuvvetli olabilir. Aynı şöyle şu hareket gibi bakın Amerika'nın Kasım Süleyman'ı öldürmesi ardından İran'ın yapmış olduğu cevap ve ardından yükselişe geçen bir Borsa İstanbul. Aynı bu şekilde olabilir. Zaten geçelim bir diğer grafiğime. Zaten Borsa İstanbul cephesine bakın yani bayram öncesi yani şurası cuma günüydü. Çok keskin bir yükseliş hareketi yaşandı ve 9917 seviyelerine de oldukça yaklaştık. Kapanışa bakıyoruz 9814. Zirve kaç daha doğrusu kısa vadedeki takip edeceğimiz direnç seviyesi. 9.917 zaten 9.917 kırılırsa 10.500-10.700 bölgesine kadar yükseliş hareketinin zikzaklar çizerek yani minik ufak tefek minimal kar realizasyonları eşliğinde yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli görürüz. Daha önceki video analizlerimde de zaten bunu size net bir şey de dile getirmiştim. Şimdi 9.917 yukarıda takip ediyoruz ama şunu bileceğiz. Ee, İran-İsrail çatışmasıyla beraber olası bir geri çekilmede yani burası bir kar realizasyonu, kar satışı için bahane olarak kullanılabilir. Bu olasılık kuvvetli, güçlü bir olasılık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani İran, İsrail çatışmasının ikisi tarafından birbirlerine silahların doğrultulmuş olması Borsa İstanbul'da şu keskin 1, 2, 3, buraya saymayın ama 3 gündür son 3 günde yaşanan şu sert ve keskin rally'nin ardından İran-İsrail çatışması bir Kar satışı bakın altını çiziyorum kar realizasyonu kar satışı noktasında bir bahane olarak kullanılabilir. Böyle bir durumda kesinlikle 9650 seviyesini takip edeceğiz. Yani eğer bu durum bu gelişme bir bahane olarak kullanılırsa ki dediğim gibi bunun olasılığı yüksek o zaman 9655-9650'lere kadar baskılanma sürebilir. Zaten 9655'lerin altında 8 günlük üstel hareketli ortalama kaçtan geçiyor? 9.414'lere, yani 9.450-9.400 bölgesine kadar da baskılanmanın olma ihtimali var. Bir daha söylüyorum. 9.450-9.400 bölgesi için İran-İsrail gelişmesini tabii ki yakından takip edeceğiz. Ama dün gece yaşanan gelişme bu şekilde kaldığı sürece ben 9.450-9.400'lere kadar baskılanma beklemem. Benim için maksimum geri çekilme seviyesi kısa vadede 9.650 seviyeleridir altına geçerse 9450 9400 bölgesine kadar düşüşlerin baskılanmanın devam etme ihtimali kuvvetli olacaktır. O bakımdan dolayı 9917 9655 yani şu bölge şurası net bir şekilde yatay konsolidasyon bölgesi olarak kalmaya devam eder. Daha keskin bir realizasyon için 9650'nin aşağı doğru kırılması gerekmektedir. Kırılırsa dediğim gibi 9450 9400 bölgesine kadar yani şuralara kadar şöyle bir geri çekilme görebiliriz. Yükseliş hareketi için 9917'yi çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Çünkü bu seviyenin üzerinde 10.500-10.700 bölgesine doğru yükseliş hareketine devam etmekte istekli ve iştahlı olan bir Borsa İstanbul bize sunulacaktır. Bize gösterilecektir. Öncelikle bunu net bir şekilde söyleyeyim. Şimdi Borsa İstanbul'daki durum buydu. <laughs> Zaten ekstra bir gelişme yok teknik olarak. Sadece yaşanan jeopolitik tansiyondaki artış Gerçekten Orta Doğu kaynaklı gelişmeleri çok yakından takip etmeye devam edelim. Şimdi bayramdan hemen önce size bir ons altın e, videosu atmıştım hatırlarsınız. Demiştim ki ons altında. Ya arkadaşlar değerli yatırımcılar, değerli takipçilerim, ons altında evet bir yükseliş hareketi var. Maşallah var yani bakın çatır çatır çatara patara gidiyor. E i̇yi de şimdi e, ekonomik konjonktüre bakıyorsunuz. Ya ekonomik taraftaki yaşanan gelişmeler, açıklanan veriler, datalar hiçbir şekilde ons altındaki bu yükseliş hareketini desteklemiyor. Hatırlıyor musunuz? Zaten bu videoyu saymayın. Bundan bir önceki video, yani son çekmiş olduğum videoda bunu net bir şekilde dile getirmiştim. Ve bu yapmış olduğum yorumu destekleyen bir gelişme daha yaşandı. Bu hafta biz tatildeyken ABD cephesindeki enflasyon verileri. Manşet taraftaki enflasyon beklentinin ötesinde hatta çekirdek enflasyonu da beklentinin ötesinde. Üretici fiyat endeksine bakıyorsun yine istenen düzeyde bir gevşeme yok. Üst seviyelerde yukarıda yapışkan kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu duruma dikkat edin. Daha öncesinde Haziran ayında faiz indirimi olur diyenler bile artık Temmuz hatta Eylül'e doğru ötelemeye başladılar faiz indirim beklentilerini. E diğer taraftan bakıyorsunuz Mesela Rafael Bostik FET üyelerinden bir tanesi. Çok da değerli, çok da önemli bir üye. Yani konuştuğu zaman piyasa döner bakar. Ya bu Bostik ne diyor? Bir kulak verelim der. Ne dedi? Bir adet faiz indirimi olabilir. Son e, noktasal grafikler bize ne diyordu? Üç adet faiz indirimi bekliyordu. Totalde yani medyan beklenti, ortalama beklenti FET üyelerinin. Üç değil, bir adet faiz indirimi olabilir dedi Rafael Bostik. Hatta o da Yılın son çeyreğinde olabilir dedi. Şimdi bakın bunlar çok 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 önemli. Çok kritik gelişmeler. Ee, evet Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler belki gündemin birinci sırası. Belki de kesin olarak birinci sırası. Burası ekonomiden tutun. Çünkü Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Orta Doğu eşittir petrol. E, petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece savaş durumu değil ki. E, ekonomik olarak enflasyon beklentileri, Merkez Bankası'nın politikaları, hane halkının harcanabilir düzeyi. Dolayısıyla resesyon konuşulur. Stagflasyon konuşulur. Merkez bankaları faiz indirmezi konuşulabiliriz. İndirmeye geç. yeni bir arttırım mı gelebilir tarzında konuşmalar bile ortaya çıkabilir yani. Orta yaşanan gelişmeler bu derece kritik, bu derece önemli. Burası es geçmeyelim ama diğer taraftan ekonomik gelişmelerin yanında 16. söylüyorum. Evet ekonomik gelişmeler 16. yükselişi desteklemiyor. O zaman ekonomik gelişmelerin yanında neyi de konuşmamız lazım? Jeopolitik tansiyondaki artış konuşmamız lazım. Zaten ONS altın fiyatlarını bu derece yukarı doğru iten unsur buydu. Şimdi Borsa İstanbul yani riskli varlık statüsündeki enstrümanları da ilgilendiren bir şey söyleyeceğim. ONS altına bakarak. O da şu. Şimdi bakın. Kaça kadar yükselmiş? 2431. Değerli yatırımcılar. İran-İsrail durumu hala devam ediyor mu? Bugün saat 3'te. Mesela saatler 15.00 gösterdiğinde. Pazar günündeyiz. Az önce dile getirelim. İsrail savaş ee, kabinesi. Toplantı gerçekleştirecekti ve dünkü İran'ın atmış olduğu ee, adıma nasıl bir cevap veririz tartışacaklardı. Yani belki de burada alevlenebilir ortalık. Bilmiyorum. Benim bahseden bu değil. Zaten videonun başında bunu size ayrıntılı bir şekilde anlattım. Beklediklerimi, gördüklerimi, analiz ettiğim şeyleri. Tabii ki negatif şeyler de olabilir. Bilmiyoruz ama 10 saltın olmayacak gibi fiyatlandı. 2431 dolarlara kadar yükselip 2343'te kapatıyorsanız ve... 2075 1614 dolar düşüşünü Fibonacci 1618'i 2359 dolarlardan geçiyorsa ve buranın üzeri test edilip bunun altında kapatıyorsunuz yani 2359 dolar seviyesinin altında kapatıyorsanız ve bir daha söylüyorum bakın Fibonacci 1618 yani altın oran demek ki ons altın artık 2360 2359 dolarların üzerinde tutunma noktasında iştahsız ve isteksiz gözüküyor. Ekonomik konjonktür desteklemiyor. Bir daha söylüyorum. Az önce anlattım ayrıntılarını. E jeopolitik tansiyon noktasında İran ve İsrail'in buradaki dalaşı, buradaki çatışmaları burada en azından kısa vadede bu kadar olacaksa, burada sonlanacaksa ha, birkaç ay sonra belki birkaç ekstra bir gelişme olur bilemem ama şu andaki durum burada noktalanacaksa, yeni bir tur daha o ona saldırı, o ona saldırı olmayacaksa ya da Amerika İran'ı çok sert tehdit edip arkasından İran yalnız değildir. Siz hayırdır. Kendinize gelin diyecek bir Rusya ya da Çin çıkmadığı sürece o zaman ons altında bir geri çekilme beklenebilir. Böyle bir durumda bir söyleyeyim. 2320 dolarlara yakından takip edin. Olası bir 2320 dolar seviyesi bizim tekrar 2200 dolarlara kadar baskılanmanın önünü açabilir. Neredeyse 100-130 dolarlık bir rakamdan bahsediyorum size. Ciddi bir geri çekilmedir. Bu bakımdan dolayı dikkatli takip altın fiyatlarında da durum bu. Yani bu kadar sıcak bir görüntüye rağmen 2359-2360 doların üzerinde kapatamayan bir ons altın haftayı kapatamayan bir ons altın vardı. Tabii ki pazartesi günü nasıl bir açılış olacak onu da yakından takip edeceğiz. Ons altın cephesinde bir daha söylüyorum. 2359 dolar seviyesinin üzerinde kapatamazsak ve İran-İsrail çekişmesi burada noktalanırsa herhangi bir ülke bir adım daha öteye geçmezse ons altında 2200 dolarlara kadar hatta 2075 dolarlara kadar bile yani 2200 2100 bu bölgeye kadar bir kar realizasyonu bir kar satışı olabilir. Bu durum jeopolitik tansiyondaki azalıştan dolayı şuradaki set rally'de ciddi altın trade'inden ya da yatırımdan kar edenlerin kar satışına dönmesi anlamına geleceği için o zaman biraz daha riskli varlık statüsündeki Enstrümanlara doğru yoğunluk başlayabilir. Tabii ki ise senetlerinden bahsediyorum. Hem ABD cephesi özellikle de Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketinin devam etme ihtimali kuvvetli olur. Ama bir kez daha hatırlatıyorum. Altın fiyatlarındaki yükseliş için 2360 doların üzerinde fiyatlamanın devam etmesi ve görülmesi gerekiyor. Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi için 9917 direncinin aşılması ve en azından minimum 2 günlük kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu haftadaki Borsa İstanbul yani fiyatlamaları hangi teknik seviyede izlememiz gerekiyor? Bu haftalık Borsa İstanbul analizi bu olsun. Haftalıktan kastım tabii ki şu. Tatil sonrası ve tüm bu gelişmeler sonrası, İran İsrail çatışması sonrası ve aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi Ramazan bayramı tatili sonrası ilk işlem günde bizim neler bekliyor? Hangi senaryolar gerçekleşebilir? Yaşanan bu e, çatışma ortamını iki ülke'nin birbirine bakış açısı ve atılan adımları 2020 yılında hangi gelişmeler yaşanarak buradaki gelişmeleri bugünkü gelişmeleri nasıl yorumlamak gerektiğini size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umalım faydalı bir yayın olmuştur. Herkese dinlediği ve izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Sizden çok kısa, çok zor olmayan, çok basit bir ricam var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve nokta dahi olsa videolara yorum yapmayı da unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Negatif eleştiri olur, pozitif eleştiri olur, hiç fark etmez. Hakaret olmadığı sürece, medeni çizgi bozulmadığı sürece negatif eleştirilerde başımın üstünde yeri vardır. Çünkü bir negatif eleştiri demek benim belki de yanlış bir şey yapıyor olduğum gösterir ve kendimi düzeltme noktasında da bir adım atmamı da beraberinde getirebilir. Dolayısıyla düşündüklerinizi yazın ama dediğim gibi yorum mutlaka yapın. Videoları beğenmeyi unutmayın ve kanalıma tabii ki abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone oldukça, siz videoları beğendikçe, siz videoların altına yorum yaptıkça ben de o yorumları okuyorum. Mutlu oluyorum, cevap veriyorum ve daha fazla ee, video çekme noktasında şevkim özür diliyorum bakın gördünüz yani boğazım kurudu artık konuşmaktan ee, sizler için uğraşıyorum herhangi bir maddi çıkarım da yok ee, siz beğendikçe siz yorum yaptıkça siz abone oldukça ben daha fazla şevkleniyorum daha fazla e, video oluşturmaya çalışıyorum size daha fazla yardım etmeye çalışıyorum hem işlemler noktasında hem teknik analiz noktasında hem de e, gelişmelerin nasıl okunması gerektiği noktasında herkese bu videoyu izlediği kanalıma abone olduğu ve likeladığı yani videoları beğendiği için çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.